Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. Bugün tarih dersinde sizlerle Dünya Gücü Osmanlı konusunu ele alacağız. Dünya Gücü Osmanlı ünitesini özellikle bu bölümde bitirmeye çalışacağız. Sizin için güzel bir özet olacak. Full özet tarzında bu üniteyi bitirmiş olacağız. Peki biz bu ünitede neleri işleyeceğiz? Bu ünite kapsamında bakmamız gereken esaslar neler olacak? Bir defa 1453 ile 1520 yılları arasındaki siyasi gelişmelerin neler olduğuna hem harita üzerinde hem de kronolojik olarak bakacağız. Fetih ve Fatih konusunu ele alacağız. İstanbul'un fethini inceleyeceğiz. İslam dünyasının liderliği konusunda Kanuni, özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen faaliyetlere bakacağız. 1520-1595 yılları arasındaki başlıca siyasi gelişmeleri kronolojik ve harita üzerinde inceleyeceğiz. Gücünün zirvesinde Osmanlı'ya bakacağız. Kanuni Sultan Süleyman dönemini göreceğiz. Sonra Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakiplerine bakacağız. Ve karaların ve denizlerin hakimi konusuyla da bu üniteyi bitirmiş olacağız. Tamam mı? Çok güzel böyle bir full özet olacak bizim için. Ve sizin de yazılılarınızda oldukça fayda sağlayacak. Size yazılıda güzel bir puan kazandıracak. Önemli bilgileri barındıracak. Defterinizi, kaleminizi, her şeyinizi hazırlayın. Dersimize başlayalım. İlk olarak burada 1453-1520 yılları arasındaki başlıca siyasi gelişmeleri ele alalım. Onları değerlendirelim. Şimdi kronolojik olarak bir sıralama var burada. Bunları kesinlikle ezberlemiyoruz. Sadece bu yüzyılda neler gerçekleşmiş, bizim eksenimiz onlar olacak. Mesela İstanbul'un fethiyle başlayan bir süreç olacaktır. Dikkat edin, Ridaniye Muharebesi, yani Mercidabık ve Ridaniye, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde gerçekleşmiş olduğu muharebelerdir. O muharebelerle sona eren bir süreç olacaktır. Burada işte Fatih döneminde gerçekleşen faaliyetler var. En son faaliyet ki burada Fatih'in temelinde İtalya seferi olacaktır. Daha sonra Fatih hayatını kaybettikten sonra burada 2. Bayezid tahta geçecek ve 2. Bayezid döneminde Cem Sultan olayı patlak verecektir. Az sonra konu bağlamında buraya bakacağız. Daha sonra 2. Bayezid döneminin gelişmeleri var. Burada Şahkulu isyanına kadar gelecek ve en sonunda Yavuz Sultan Selim dönemini kapsayan Çaldıran, Turnadağ, Mercidabık ve Ridaniye muharebeleri burada gerçekleşecektir. Tekrar söylüyorum, bunların hepsine az sonra konu bağlamında bakacağız. Bunları kronolojik olarak ezberlemeye çalışmayın. Ancak işte şuranın Yavuz Sultan Selim dönemine ait olduğunu, şu Cem Sultan olayından başlayarak Şahkulu isyanının 2. Bayezid dönemine ait olduğunu ve İtalya seferiyle İstanbul'un fethi arasındaki sürecinde Fatih Sultan Mehmet dönemine ait olduğunu özellikle bileceğiz. Konu bağlamında az sonra bunları işleyeceğiz. Harita üzerinde bu unsurlara bakacak olursak dikkat ederseniz Osmanlı gerek Anadolu hakimiyeti için mücadelelerde bulunacak. İşte İstanbul'u fethedecek, Trabzon'u alacak. Daha sonra Karadeniz hakimiyeti için mesela Kırım'ı ele geçirecek. Avrupa işlerinde mücadeleleri var. Venedik'le, yine Bosna'da, Sırbistan'da, Boğdan'da, Eflak'ta birçok önemli mücadele var. Mısır'ın fethi için mücadeleler var. Mercidabık, Ridaniye ile beraber gerçekleşen süreçte. Demek ki gerek Doğu'da, gerek Batı'da, gerek Akdeniz hakimiyeti için Kuzey'de, Kafkaslar'da Osmanlı çok geniş sahada egemen olmaya çalışacak bu yüzyılda. Devam edelim. Şimdi burada işleyeceğimiz ilk husus İstanbul'un fethi olsun. Şimdi İstanbul'un fethi aslında Osmanlı'nın Rumeli ile Anadolu toprakları arasındaki bütünlüğü sağlamak için ilk amacı olacaktır. Daha önce birçok Osmanlı padişahı tarafından burada İstanbul kuşatma altına alınacak. Ancak burada İstanbul ele geçirilemeyecektir. Nitekim Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul ilk olarak hedef olarak görülecektir burada. Çünkü Fatih'in burada rüşvünü ispat etmek için aynı zamanda kendini devlet adamları tarafından kabul edilebilirlik bir seviyesine çıkarmak için burayı hedef görecektir. Nitekim bu fethin gerçekleşen sebeplerinden biri Fatih'in burada özellikle kendi hükümdarlarını ve meşruiyetini yükseltmek nasıl temel bir amaçsa, aynı zamanda Bizans'ın sürekli Osmanlı içlerine karışması, şehzadeleri kışkırtması, Haçlı seferlerine zemin hazırlaması etkendir. Yine toprak bütünlüğü sağlamak istenmesi dedik. Anadolu toprakları var, Rumeli toprakları var ama arada o hattı bozan bir Bizans var. Doğal olarak bu toprak bütünlüğü sağlamak istemek de temel bir neden olacak. Unutmayacağız. Yine bölge ticaret yolları ve kazançlarını ele geçirmek istenmesi ki İpek yolunun önemli bir unsuru da İstanbul üzerinden, Kafkaslar üzerinden, daha doğrusu Karadeniz ticareti üzerinden hakim olacaktır. Karadeniz'deki ticareti tamamen ele geçirmek için de önemli bir noktadır İstanbul. Bu yüzden de biz burayı ele geçirmek
isteyeceğiz. Bir de Hazreti Muhammed'in İstanbul fethiyle ilgili hadisi vardır. Hani İstanbul'u ele geçiren, fetheden komutan ne güzel bir komutan, fetheden ordu ne güzel bir ordudur diye özellikle dini yönü de olacaktır diyelim. Peki ne gibi hazırlıklar var bu işgal, fetih unsuru üzerine? Şimdi Bizans'ın yapmış olduğu hazırlıklar var bu süreçte. Bir defa Hristiyan dünyasından yardım isteyecektir. Yine şehrin surlarını tamir edecek, güçlendirecektir. Haliç ağzına zincirler çekecek, bu zincirlere iyice gelecek ve Haliç'ten Osmanlı donanmasının iç kısımlara girip burada surlara zarar vermesini engellemeye çalışacaklar. Yine bizim Rum ateşi olarak bilinen Grejua adı verilen özellikle denizde de yanan bir silahı burada genişletecekler. Hani olası böyle Osmanlı'nın surlara dayandığı zaman burada engellemeye çalışmaya gayret gösterecekler. Peki Osmanlı ne gibi hazırlıklar yapacak burada İstanbul'un işgalinde? Bu fetih hazırlığında özellikle Anadolu'nun Hisarı'nın karşısında bir Rumeli Hisarı yapacak. Biz bu Rumeli Hisarı'nı ki Anadolu Hisarı İstanbul'un fethi için kullanılan bir hisar olacak ki Yıldırım Bayezid döneminde yapılacaktır. Bu Rumeli Hisarı ise Boğazkesen adı verilecek buna. Bu Boğazkesen Hisarı da Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılacaktır. 400 parçadan oluşan bir donanma hazırlanacak burada. Yine surlara tırmanmak için tekerlekli kuleler yapılacaktır. Ve surları yıkmak için de Şahi adı verilen büyük toplar dökülecektir. Bu büyük toplar oldukça önemli çünkü buradaki Bizans'ın surları oldukça büyük ve kuvvetlidir. Bu surlara zarar verebilmek, Bizans'ın ardına sığınıldığı o surlar ardındaki yere girebilmek için de özellikle büyük toplar burada dökülecek diyelim. Nitekim burada İstanbul 50 günü aşkın bir tamamen bir kuşatma esnasında bu kuşatma sırasında ele geçirilecektir. Burada Bizans'ın direnci kırılacak. Ordular burada özellikle şehre girecektir. Surları aşacak, şehre girecek ve Bizans ele geçirilecektir diye. Tabii İstanbul'un fethinin bir takım sonuçları olacak. Yani bu sonuçlar hem Türk tarihi açısından hem dünya tarihi açısından oldukça önemli olacaktır. Bir defa İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ açılacaktır. En önemli unsurlarından biri budur. Bakın çağ kapatıp çağ açan bir savaştır. Aynı zamanda demek ki Fatih Sultan Mehmet de çağ kapatıp çağ açan bir padişah olacak. Yine İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük topların en güçlü surları bile yıkabileceğinin görülmesi var burada. Çünkü siz bu kadar güçlü surları toplarla yıkıyorsanız o zaman Avrupa'da özellikle güçlü surlara sahip olan derebeyleri var değil mi? O derebeylerin oluşturmuş olduğu bir sistem vardır. O sistemin adı nedir? Feodaliteridir değil mi? İşte o feodalite rejiminin Avrupa'da zayıflamasına sebep olacak. Çünkü güçlü krallar bu derebeylerin elinde bulunan bu işte kaleleri bu güçlü toplarla yıkmaya başlayacak. Ve feodalite Avrupa'da zayıflayacaktır. Yine İstanbul'un fethiyle İpek yolunun Asya'dan Avrupa'ya giden kolu Osmanlı Devleti'nin eline geçecektir. Demek ki İpek yolunun bir hakimiyeti söz konusu. Şimdi İpek yolu Osmanlı'nın kontrolü altına gelince Avrupalılar da burada ne yapacaktır? Yeni ticaret yolları aramaya çalışacak. İşte bu olayda Avrupa'da coğrafi keşifler adını verdiğimiz tarihsel gelişmeyi başlatacaktır. Yine İstanbul'un fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları burada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyecek ve İtalya'da ortaya çıkan Rönesans hareketlerinin başlangıcını oluşturacaktır diyelim. Demek ki bakın işte feodalite rejiminin zayıflamasında, Rönesans'ın ortaya çıkmasında, coğrafi keşiflerin burada gerçekleşmesinde demek ki temelinde Avrupa dünya tarihine etkilen bir esas olacaktır. Aynı zamanda çağ kapatması da oldukça önemli. Türk tarihi açısından da önemli sonuçları var. Bir defa bu fetih hareketiyle beraber esasen biz Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlüğün sağlanmış olduğunu ifade edebiliriz. Yine bununla beraber Osmanlı'yı artık hani içten burada etkileyebilecek, Osmanlı'nın işte şehzadelerini kışkırtabilecek, içlerine karışabilecek bir devletin de tamamen ortadan kalktığını da ifade edebiliriz. Bu bakımdan da önemli sonuçları vardır diye.
Evet, devam edelim. Fetihle gelen teşkilatlanmaya bakalım. Şimdi fetihle gelen teşkilatlanmada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra özellikle gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler var. İşte İstanbul'u ele geçirdikten sonra burada Topkapı Sarayı'nı inşa etmesi, sarayın burada inşa olmasıyla beraber bir merkezi örgütlenmenin ve devlet teşkilatlanmasının bu noktada başlamış olması oldukça önemlidir. Tabii ilk olarak köklü ailelerin yönetimden uzaklaştırılması var. Yani devlet kademesi içerisinde işte burada süre gelen süreçte bazı ailelerin işte Çandarlı ailesi gibi onların devlet kademesinde yer edinmesi ve teşkilatlanmada özellikle baskın rol oynaması bir güç unsuru yaratacaktır. Fatih Sultan Mehmet de özellikle İstanbul'un fethiyle beraber bir otorite sağlamaya çalışacak ve güçlü ailelerin uzaklaştırmasıyla ve Çandarlı Halil Paşa'nın burada idamıyla beraber burada güç paylaşımı özellikle bitirilecektir. Yine Yeniçeriler disiplin altına alınacak ve onların olası bir isyan hareketinin önüne geçilecektir. Yine fetih sırasında burada İstanbul oldukça zarar görecek. İmar bakımından da birçok önemli unsur burada gerçekleştirilecektir. Yeni yapılar burada kurulacak. Nüfus çalışmaları yapılacak. Aynı zamanda İstanbul'un yerli halkına da din ve vicdan özgürlüğü burada verilerek onların özgür yaşam alanları da devamı da sağlanacak diyelim. Devlet müessesinin kurumsallaşması var. Fatih'in oluşturduğu kanunnameler var. Fatih Kanunnamesi'nde özellikle devlet niteliği taşıyan temel kurumların nasıl yönetilmesi, nasıl idare edilmesi gerektiğinde önemli bir husus var ki merkezi otoritenin sağlanmasında da önemli bir yapı olacaktır. Yine eğitim ve bilim çalışmaları burada yükseltilecek ve kurumsallaşma yapısında da temele alınacaktır diyelim. Topkapı Sarayı ve Enderun Mektebi'ne gelecek olursak Topkapı Sarayı inşa edildikten sonra da buraya Enderun Mektebi taşınacak. Bu Enderun Mektebi ile beraber de bu İç Saray Okulu'nda devlet adamı yetiştirmeye başlanacak ve otorite daha sıkı tutulmaya çalışılacaktır diyelim. Evet, Fatih dönemindeki diğer fetih hareketlerine gelelim. Bunları ele alalım. Şimdi Fatih döneminde özellikle burada Amasra, Sinop, Kırım fethedilerek Karadeniz Türk Gölü haline getirilecektir. İlk önemli teşkilatlanma hareketlerinden biri, fetih hareketlerinden biri bu unsur olacaktır diyelim. Yine bununla beraber bu dönemde Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katılacak. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a karşı bir Otlukbeli Savaşı gerçekleştirilecek. Bu Otlukbeli Savaşı'nın kazanılmasıyla beraber de Anadolu hakimiyeti arttırılacaktır diyelim. Tabii bakın Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım bunlar Karadeniz'deki faaliyetler olacaktı. Yine Anadolu'daki faaliyetler ve doğuya doğru faaliyetlerde Karamanoğulları ve biz ne yaptık? Akkoyunlara karşı mücadele ettik. Batıya gelecek olursak batıda ise Sırbistan, Mora Yarımadası, Eflak, Bosna, Boğdan, Arnavutluk ve Otranto'da Osmanlı hakimiyeti sağlanacak. Demek ki gerek Karadeniz'de, gerek doğuda, gerekse batıda önemli fetih hareketleri gerçekleştirerek burada devletin toprakları, sınırları giderek artırılarak hem devletin vergilerinin artırılması sağlanacak hem de cihan hakimiyeti ölçüsünde oldukça önemli fetih hareketleri gerçekleşecektir diyelim. Evet, Fatih Sultan Mehmet vefat ettikten sonra Osmanlı tahtına devlet adamlarının desteğiyle 2. Bayezid geçecektir. 2. Bayezid tahta çıktıktan sonra kardeşi Cem Sultan kendisinin hükümdarlığını burada tanımayacak. Özellikle burada ikili yönetim anlayışıyla devletin yönetilmesi gerektiğini ifade edecek ve burada taht mücadelesine girişecektir. İki kardeş arasında burada tamamen bir taht mücadelesi. Önce bir iç mesele olarak başlıyor. Ancak daha sonra Cem Sultan'ın burada işte Memlüklere, Rodos Şövalyelerine, Papa'ya da sığınmasıyla beraber iç mesele ne oldu? Bir dış meseleye döndü. Doğal olarak burada 2. Bayezid'in bu Cem Sultan meselesiyle uğraşmış olması pasif bir dış politika izlenmesine ve aslında bu yükselme dönemi olarak adlandırdığımız dönemde bir duraklamanın yaşanmasına sebebiyet verecektir. 2. Bayezid dönemi içinde bilmemiz gereken önemli eksen bu şekilde. Tabii 2. Bayezid döneminin en önemli unsurlarından biri de sonlara doğru gerçekleşmiş olan Şahkulu isyanıdır. Şahkulu isyanının bastırılmasında özellikle burada 2. Bayezid'in pasif bir politika izlemesi 1. Selim'in burada babasına karşı çıkmasına ve tahttan çekilmesini istemesine sebebiyet verecek. Nitekim o dönemlerde Yavuz Sultan Selim Trabzon'da, Trabzon sancağındadır. Ancak burada payitahta uzak olduğu için önce Kırım'a geçecek. Kırım'da Kırım Hanı'nın kızıyla evlenecek. Daha sonra Balkanlardan payitahta doğru yürüyecek ve babasının ordularıyla karşılaşacaktır. Yavuz Sultan Selim bu savaşı kaybedecek. Ancak burada
devlet adamlarının dikkatini çekecek. Devlet adamları da Yavuz'un böyle cesaretinden, özellikle bu cengaverliğinden de etkilenecek. Ve baskı kurarak 2. Bayezid'in tahttan çekilmesini sağlayacaklardır. Daha sonra devlet adamlarının desteğiyle Yavuz Sultan Selim Osmanlı tahtına burada oturacaktır. Yeniçerilerin desteğini de büyük oranda sağlayacaktır. Daha sonra 8 yıllık bu taht döneminde Yavuz Sultan Selim hızlı bir şekilde burada fetih hareketlerini gerçekleştirecek. Safevilerle bir mücadele dönemini burada başlatacaktır diyelim. Bakın onun döneminde meydana gelen böyle esasları, savaşları ve faaliyetleri ele alalım. Şimdi 8 yıllık bir dönem demiştik. Nitekim bu 8 yıllık faaliyette ilk olarak böyle İslam dünyasında liderliği ele geçirmeye çalışacaktır. Peki hangi faaliyetler burada var? Şimdi ilk olarak burada ilk olarak Çaldıran Savaşı var burada. Çaldıran Savaşı'nda Safevilerle karşı bir mücadele var ve Safeviler burada alt edilerek Şah İsmail'in burada başında bulunduğu Safaviler burada alt edilerek en azından doğuda güçlü bir devletin varlığına burada son verilecektir. Onların siyasi gücü zayıflatılacaktır. Böylece Safeviler artık doğuda tehlike olmaktan çıkacaktır. Daha sonra yönelecek Turnadağ Savaşı'nda Dul Kadiroğlu Beyliği'ne burada son verecektir. Dul Kadiroğulları Beyliği burada son verilince Anadolu topraklarında da kesin Türk hakimiyeti sağlanacaktır diyelim. Önce Çaldıran'da Safevilerle, daha sonra Turnadağ Savaşı'nda Dul Kadir Beyliği oğluna son verilmesinden sonra ne yapacaktır Yavuz? Artık Mısır seferine, Memlüklere karşı mücadeleye girişecektir. Nitekim 1516'da Mercidabık'ta, 1517'de de Redaniye Savaşları'nda Memlük Devleti mağlup edilecek ve Memlük Devleti tarihe karışacaktır. Suriye, Filistin, Irak, işte Hicaz dediğiniz bu bölge, yine Mısır Osmanlı topraklarına katılacak ve Osmanlı Devleti de İslam dünyasında tek söz sahibi olacaktır diyelim. Yine Mısır seferiyle beraber kutsal emanetler, önemli bir altın hazine, bunların hepsi payitahta getirilecektir. Ve Osmanlı hazinesinin de oldukça kuvvetlendiğini de ifade edelim. Aynı zamanda halifelik sanı da artık Osmanlı'ya geçecek. Osmanlı padişahları aynı zamanda kendilerini bu dönemle beraber halife sıfatını kullanmaya başlayacaklar. Evet, Yavuz Sultan Selim'i de 8 yıllık bir sürecin sonunda sona erecektir. Daha sonra da Kanuni Sultan Süleyman dönemi başlayacak. Tabii Kanuni Sultan Süleyman dönemini de içine alan bu 1520-1595 yıllar arasındaki faaliyetlere bakalım. Bunları ele alalım. Şöyle iki bağlamda şunları görelim bir. Bakalım bu dönemlerde neler gerçekleşmiş. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk amacı burada Belgrad ve Rodos olmuştur. Niye? Çünkü Belgrad ve Rodos Fatih Sultan Mehmet tarafından burada kuşatılmış, işgal edilmiş ancak ele geçirilememiştir. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman ilk olarak bu iki yere gidecek. Niçin? Devletin prestiji için. Bu bölgeleri ele geçirecek ve Fatih'in yolundan devam edeceğini burada gösterecektir. Daha sonra gerçekleşmiş olduğu bir Muaç Meydan Muharebesi var ki bu muharebede Osuriye ordusu 2 saatlik bir sürede burada tamamen dağıtılacak. Budine'ye geçilecektir. Yine bakın o dönemlerde gerçekleşen birçok faaliyet var ki kanun döneminin önemli hususlarıdır. Bir bakalım burayı biz esas alıyor muyuz? Şöyle ona göre burayı alayım. Evet, biraz daha ayrıntı olarak burayı ifade edeceğiz. Hemen şöyle bir kronolojik olarak şunlara bakalım neler var diye. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'e hakim olacak. Viyana kuşatmaları var. İstanbul Anlaşması var. Yine Cezayir alınıyor. Rakhine Muharebesi var. 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz burada neredeyse. Tabii işte Fransa'ya kapitülasyon var. Prevese Deniz Savaşı var. Hint Deniz Seferleri var. Trablusgarp Fleet var. Bunları az sonra biraz daha açacağız. Uzun bir süreç olacak. Ta ki burada özellikle en son Kanuni'de Ziyetvar Seferi'nin gerçekleşmesine kadar. Kanuni'nin son seferi olacaktır Ziyetvar Seferi. Az sonra bunları biraz daha açacağız. Daha sonra 2. Selim dönemi var. 2. Selim'in en önemli unsuru da Kıbrıs'ı fethetmiş olmasıdır. Ve onun döneminde İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşecek ki bu deniz savaşında Osmanlı mağlup edilecektir. Daha sonra 3. Murat dönemi var ki 3. Murat döneminde de Ferhat Paşa Anlaşması imzalanarak doğudaki en geniş sınırlara ulaşılıyor. Şimdi bunları biraz daha açacağız. Önce bir kronolojik olarak baktık. Şimdi Kanuni dönemiyle bir başlayalım. Neler yapmış? Şimdi
Babası Yavuz'u hatırlayın. Özellikle gerçekleşmiş olduğu faaliyetlerle beraber Avrupalılar tarafından muhteşem lakabıyla da bilinmektedir. Doğu dünyasında da Büyük Türk olarak ve kanun olarak ifade edilebilir. En uzun süreli Osmanlı tahtında kalan Osmanlı padişahı olacaktır. Özellikle burada Osmanlı Devleti esasen doğuda ve batıda iki kuvvet üzerine mücadele edecek. Batıda Habsburglarla, doğuda ise Safevilerle bir mücadele dönemi burada gerçekleşecektir Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Peki ne gibi gelişmeler, faaliyetler var? Bir defa Belgrad ve Rodos'un fethinden bahsetmiştik. Özellikle Fatih'in isteyip de alamadığı yerlerdi bunlar. Devlet prestiji adına önemlidir. Ve kanunda Fatih'in izinden gideceğini gösteren bir esas olacaktır. Bununla beraber Mohaç Meydan Savaşı var. 2 saatlik bir sürede burada Macar ordularının yenildiğini ifade etmiştik. Ve buradaki zaferle beraber Macaristan'ın büyük bir bölümü artık Osmanlı hakimiyetine girecekti. Az önce ifade etmiştim. Birinci bir yana kuşatmasına gelelim. Şimdi burada Kanuni Sultan Süleyman döneminde özellikle Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti olan burada Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatılması olacaktır. Tabii bu kuşatmaya geniş bir önem verilmeyecek. Sadece Avrupa'da biraz daha korkutma, Avrupa'yı biraz daha tahakküm altına alma olacaktır. Başarısız bir kuşatma olacak ve Osmanlı ordusu kuşatmayı kaldırarak geri dönecektir diyelim. Almanya seferine gelelim. Kanun Almanya seferinde başarılı olmasında ve karşısında çok güçlü bir ordunun çıkmamasında özellikle o dönemlerde ki 1517'de patlak veren ne olacak? Reform hareketleri olacaktır. Reform hareketleriyle Avrupa bir din savaşı döneminde din savaşlarıyla burada mücadele edecekler ve bunun karşısında mezhep savaşlarıyla çatışacaklar. Kanun'un karşısında güçlü bir ordu çıkmıyor. Nitelikte Kanuni bu sefer sonucunda Avrupa'da 1533 yılında bir İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma İbrahim Paşa Anlaşması olarak da bilinmektedir. Bu anlaşmanın en önemli özelliği şu olacak. Bu anlaşmayla beraber Osmanlı Padişahı protokol bakımından Avusturya Arşidükü'nün üzerinde Kutsal Roma Cermen İmparatorun üstünde yer alacaktır. Nitekim burada Avusturya Arşidükü protokol bakımından ne oluyor? Osmanlı Sadrazamına denk sayılıyor. Protokol ve siyasi bakımından Osmanlı'nın önde olduğunu ifade ederim. Ziyetvar Seferi'ne gelelim. Ziyetvar Seferi Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olacaktır. Hasta olduğu halde çıktığı 13. ve son seferidir. Bu sefer sırasında hayatını kaybedecek ve onun dönemi sona erecektir diyelim. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli gelişmelerini de bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, devam edelim. Osmanlı-Safevi ilişkilerine gelelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman burada özellikle batı tarafında dikkat ederseniz kimlerle mücadele ediyordu? Habsburglar mücadelesi vardı. Tamamen batı ekseninde bu şekilde ele alacaktı ve batıda gerçekleşmiş olduğu son seferde Ziyetvar Seferi olacaktı. Ziyetvar Seferi onun 13. ve son seferi oluyordu. Bu vakte kadar batıda olan gelişmelere baktık. Peki Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğuda ne gibi gelişmeler oldu? Ne gibi mücadeleler oldu? Onları ele alalım. Şimdi ilk olarak burada özellikle Kanuni'nin 2 yıl süren bir doğu seferi var. Bu doğu seferi sonucundaki Irakain seferi olarak da bilinmektedir bu sefer. Bu sefer de Tebriz ve Bağdat ele geçirilecektir. Daha sonra yine bir İran Tebriz seferi var burada. Osmanlılar doğu meselesine son vermek üzere çıkmış olduğu bir seferdir. Burada Safevilere karşı mücadele edecekler ve Safeviler üzerine 2. defa sefere çıkacak ve Tebriz'i geri alacaklar. Safeviler Tebriz'i ele geçirecek. Bunun üzerine gerçekleşen bir sefer sonucunda Tebriz tekrar geri alınacaktır. Bir de Nahçıvan seferimiz var burada. Bu sefer de ilk Osmanlı ve Safevi anlaşması olan Amasya Antlaşması imzalanacaktır. Tarihte bilinen hani ilk Osmanlı-İran Antlaşması olarak da bilinmektedir. Onu da ifade etmiş olalım. Evet, doğuda da demek ki Irakain, Tebriz ve Nahçıvan seferleriyle burada Safevilerle mücadele edilecektir. Unutmayacağız. Peki Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen kapitülasyon siyaseti nedir? Kapitülasyon siyaseti içerisinde neler ele alındı? Onları görelim. Şimdi temel amaç aslında mali olarak buradaki kapitülasyon siyasetinde bu topraklarından geçen işte İpek yolu, baharat yolu bunlardaki mallardan özellikle vergi almak, vergi gelirlerini artırmak
olacaktır. Tabii bir de bunun siyasi boyutu var. İlla ekonomik olmak zorunda değil. Çünkü sonuçta Hristiyan dünyasıyla bu siyaseti geliştiriyorsunuz. Osmanlı'nın Batı devletlerine imtiyaz vererek özellikle kendine müttefik çekmek ve böylece oluşabilecek bir Haçlı zihniyetini, Haçlı birliğini parçalamak olacaktır diyelim. Peki Osmanlı kapitülasyon siyasetini nasıl ele alacak? Bunları iki dönemde görecektir. Birinci dönemde ilk olarak burada 1352'de Ceneviz Cumhuriyeti'ne tanınan bir ilk kapitülasyon var. Özellikle bu süreç Mısır'ın fethine kadar uzanan dönem olacaktır. Yine bu dönemde Venediklerde de 1384'te 1387 yılları arasında kapitülasyonlar tanıyacaktır. Bir de ikinci dönem var. İkinci dönem ise Mısır'ın fethiyle beraber başlayacak. Çünkü Mısır'ın fethedilmesiyle beraber Mısır'daki Memlük Devleti'nin Fransızlarla olan ilişkisinden doğan bir kapitülasyon ilişkisi başlayacaktır. Ki Yavuz 1517'de bu Memlük Sultanları tarafından Venedik'e katılan ve Fransızlara verilen kapitülasyonları yenileyecek. Böylece artık Fransızlar da bu kapitülasyon haklarından faydalanacaklar Osmanlı topraklarından diye. Peki Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakiplerine gelecek olursak, onları ele alırsak. Şimdi Osmanlı özellikle bu dönemlerde Safevilerle, Venediklerle, Cenevizlerle, Habsburglarla, Portekizlerle, İspanyollarla birçok önemli mücadele gidecektir. Mesela işte Safevilerle doğuda mücadele ederken Venedik, Ceneviz, Habsburglarla daha çok batıda mücadele edecek. Aynı zamanda denizlerde mücadele ettiği devletler de var. Bunlar kimler? Portekizler ve İspanyollar olacaktır. Bunlarla da denizlerde, özellikle Akdeniz'de özellikle tekin bir mücadele girişecek ve önemli savaşlara girişecektir diyelim. Venedik ve Cenevizlerin Osmanlı politikasına gelelim. Şimdi Venedik ve Cenizler ikisi de bir İtalyan şehir devleti. Doğal olarak Akdeniz ticaretiyle uğraşan, burada deniz ticaretiyle kendini zenginleştiren devletler olacaklar. Tabii İstanbul'un fethinden sonra da Venedik ve Cenevizler daha önce Bizans'la olan anlaşmaları artık Osmanlı muhatap olacaktır. Nitekim Osmanlı topraklarında burada ticaretten faydalanmak için Osmanlı'dan da imtiyaz isteyecekler. Bunlar özellikle İstanbul, Bursa, Edirne gibi şehirlerde biz kimleri görüyoruz? Venedikli tacirleri görüyoruz değil mi? Bu Venedikli tacirler buraya yerleştirerek buradaki ticari hayat zenginleştirmeye, artırmaya çalışılacaktır diye. Habsburg Hanedanlığı ile mücadeleye gelelim. Onu ele alalım. Şimdi Habsburg Hanedanlığı için az önce söylemiştik. Bunlar Osmanlı'nın batıdaki en önemli rakiplerinden biri olacaktır. Batı'da biz bu adamlarla mücadele edeceğiz. Bu eksende tamamen mücadele esası olacaktır ki biz Kutsal Roma Cermen'in İmparatorluğu iktidarındaki bu Habsburg Hanedanlığı'yla uzun yıllar mücadele ediyoruz. Peki bu hanedanlığın başında kim var? Kanuni'nin en önemli rakiplerinden biri olan Şarken bulunuyor. Nitekim Osmanlılar bu Habsburg İmparatorluğu'na karşı da kimi zaman İngiltere, kimi zaman Fransa, kimi zaman Hollanda gibi devletlere, milli monarşilere yardım edecek, kapitülasyonlar verecek ve bu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı kendi müttefiklerini de oluşturmaya çalışacaktır. Yine Kanuni'nin cihan hakimiyeti düşüncesiyle iki hükümdar arasındaki mücadeleler başlıyor ve uzun yıllar bu mücadeleler devam edecektir Avrupa'da. Bunu da unutmayacağız. Denizlerdeki mücadelelere gelelim. Şimdi Osmanlılar özellikle denizlerde, bakın Akdeniz ticaretini ve Akdeniz dünyasını ele aldığımız zaman burada iki devlet var. İspanyollar ve Portekizliler özellikle bu ticaret için gelişmeye çalışacak. Zaten biz İtalyan şehir devletleri olan Venedik ve Cenevizlere karşı bir takım imtiyazlar vermiştik. Ve onlar bu bölgede Akdeniz ticaretinde ortak hareket ettiği bir husus olacaktı. Mücadeleyi sen burada kime karşı gerçekleştiriyorsun? Bir defa Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde ve Hint Okyanusu'nda Portekizliler var. Portekizlere karşı sen burada mücadele ederken Akdeniz hakimiyeti içinde özellikle İspanya ile bir mücadeleye girişiyorsun. Bu mücadele içinde oluyorsun. Tamam mı? Demek ki denizlerde de Portekiz ve İspanyollara karşı mücadeleler gerçekleşecek. Unutmayacağız. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin dış politikasına gelelim. Şimdi Osmanlı Devleti özellikle dünya gücü olduktan sonra, Kanuni Sultan Süleyman döneminde dünyanın en kuvvetli devletlerinden biri olduktan sonra Hint denizlerine karşı özellikle hangi devletle mücadele ediyordu? Az önce ifade etmiştik. Portekiz'e karşı değil mi? Portekiz'e karşı Gücerat'ı, Endonezya'da Aceh Sultanlığı'nı himaye edecek, bunları koruyacak ve Portekizlerle mücadele edecektir. Yine
Akdeniz'de de kime karşı mücadele ediyor burada? İspanya'ya karşı değil mi? İspanya'nın Cezayir ve Tunus'ta yerleşme gelişimlerini önleyecek, onlara karşı mücadele edecektir. Fransa, İngiltere ve Hollanda'yı himaye edecek ve bu devletlere karşı özellikle bunları kendi himayesine alarak, müttefik olarak kullanacaktır. Yine Protestanlığın kuvvetlenmesinde de rol oynayacak. Avrupa'daki bu mezhep çatışmalarına hani direkt olarak müdahale etmese de dolaylı olarak içinde yer alarak Avrupa'da bir Hristiyan birliğinin oluşmasını engelleyerek kendi gücünü, meşruiyetini arttırmaya, devam ettirmeye çalışacaktır diye. Avrupa monarşileri ve Osmanlılardan destek istemesi unsuruna gelelim. Şimdi Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var burada ki bu Kutsal Roma İmparatorluğu karşısında da kendi varlığını tehdit eden her devlet Osmanlı'ya başvuracak, Osmanlı'dan destek isteyecek ve bunlara karşı mücadele etmek isteyecekler. Nitekim yeni çağda da Avrupa'da ortaya çıkan bu Fransa, İngiltere, Hollanda gibi milli devletlerde bu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Papa İhaneliğine karşı özellikle Osmanlı'dan yardım isteyecek, Osmanlı'nın yanında yer almaya çalışacaktır. Mesela Fransa Kralı 1. François özellikle Şarken tarafından onunla olan mücadelesinde Kanuni'den askeri yardım isteyecek. Onun sayesinde ayakta kalacak. Nitekim bu yakınlaşmada Osmanlı'nın Fransa'ya vermiş olduğu kapitülasyonların biraz daha niteliğini artırmaya çalışacak ve Fransa ile Osmanlı o dönemlerde dostane ilişkiyle hem ticari hayatta hem siyasi hayatta beraber hareket etmeye çalışacaktır diyelim. Devam edelim. İspanya'daki Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesine gelelim. Şimdi biliyorsunuz ki İslam orduları Kadix Savaşı ile beraber İspanya'yı fethedecek. İspanya'ya geçtikten sonra burada bir Endülüs Devleti kurulacaktır. Endülüs Devleti bu bölgede yıkıldıktan sonra ise özellikle burada bir Beni Ahmer Devleti kurulacak. Granada İslam Devleti de burada kendini gösteriyor. Nitekim zamanla 2. Beyazıt döneminde Kastilya Kraliçesi 1. Isabel ile Aragon Kralı 2. Ferdinand 1492 yılında buradaki Granada Sultanlığı'na son verecek ve bunun ortadan kaldırılmasıyla beraber de bir İspanyol birliği orada oluşacaktır. Tabi İspanya ve Portekiz'de 100 bin kadar Yahudi Osmanlı ülkesine gelip sığınacak. Bakın sadece oradaki Müslümanlara Osmanlı yardım etmiyor. Aynı zamanda Yahudileri de bu bölgeye getirip konuşlandıracak ve yardım edecektir. Aynı zamanda bölgedeki Müslümanlar da Osmanlı tarafından katliamdan kurtarılacak. Kuzey Afrika'ya ve bazıları da Osmanlı topraklarına getirilecektir diye. Yine İspanyol saldırıları karşısında savunmasız kalan Kuzey Afrika Müslümanları da Osmanlılardan zamanla yardım isteyecek. Nitekim Barbaros Hayrettin Paşa burada Kaptani Deryalığa getirmesiyle de Osmanlı İspanyol mücadelesinde Osmanlı üstün çıkacak ve biraz daha bu bölgede baskın olacaktır diye. Karaların ve denizlerin hakimiyeti konusuna gelelim. Şimdi 16. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına baktığımız zaman esasen şimdi Portekiz, İspanya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Fransa'yı, İtalyan şehir devletlerini bu bölgede baskın olarak görebiliyorsunuz. Osmanlı özellikle Karadeniz siyasetinde baskınken Akdeniz siyasetinde ise bir çekişme halinde olacaktır. Ve bu mücadele içerisinde olacak. Bir defa Osmanlı'nın biliyorsunuz ki İstanbul'u burada İstanbul'un fethiyle beraber nitekim Osmanlılar Karadeniz ve Doğu Avrupa ticareti üzerinde bir kontrol sağlayacaktır. Zamanla burada Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan devletlerine de ticari imtiyazlar vererek Akdeniz siyaseti üzerinde özellikle baskın olmaya çalışacaktır. Tabi Akdeniz'deki birçok ada olmak üzere burada Cezayir, Tunus ve Trablus gibi yani Kuzey Afrika'daki topraklar Osmanlı'nın egemenliğine gidecek. Osmanlı burada üsler kurarak özellikle Akdeniz ticaretinde ve Akdeniz'de temel üslerde önemli bir konuma erişecektir diyelim. Peki ne gibi savaşlar, ne gibi mücadeleler var? Onlara gelelim. Şimdi Osmanlı tarihi açısından iki tane önemli deniz muharebesi var ki bunlardan biri zaten günümüzde denizcilik günü olarak kutlanmaktadır. Kutlanan savaş hangisi? 1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı'dır. Bu savaş Kanuni döneminde meydana gelen önemli bir savaş olacak. Bu savaşta Andre Doria komutasındaki Haçlı ordusuna karşı Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu çok önemli bir zafer elde edecek. Ve tekrar söylüyorum bu elde edilen zaferin günü günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanmaktadır. Peki İnebahtı Savaşı'na gelelim. Şimdi 2. Selim döneminde burada Kıbrıs
Osmanlı'nın eline geçecek. Kıbrıs adası burada tamamen fethedilecektir. Bunun fethine Avrupalı devletler özellikle büyük tepki gösterecek ve İnebahtı da Osmanlı donanmasını yakacaktır. Haçlar burada büyük bir zafer elde edecek. Bu da tekrar söyleyelim. İkinci Selim döneminde gerçekleşen bir muharebe olacak. O zamanlarda da Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa olacak. Özellikle Sokullu Mehmet Paşa bu İnebahtı Deniz Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra tarihe geçen o sözleri söyleyecek. Biz Kıbrıs alarak sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da donanmamızı yakarak sakalımızı yaktınız. Kesilen kol asla burada yerine tekrar gelmez. Ancak işte yakılan kol burada pardon yakılan burada sakal tekrar kesilirse gür şeklinde tekrar çıkar diyerek aslında onlardan çok önemli bir yerin alındığını ve bu savaşın aslında mahiyetinin o kadar yüksek olmadığını dile getirecektir. Coğrafi keşiflere gelelim. Coğrafi keşifleri ifade edelim. Şimdi coğrafi keşifler aslında Osmanlı'nın önce İstanbul sonra Mısır'ın da fethedilmesiyle İpek ve baharat yollarını ele geçirmesinden sonra Avrupalı devletlerin yeni ticaret yolu arama ve Hindistan'a daha hızlı gitmesini esas alan bir unsur olacaktır. Nitekim önce Portekiz ve İspanyolların böyle cesur gemicilerin faaliyetleriyle şekillenecek bir esas olacaktır. Nitekim burada okyanusa dayanıklı gemilerin yapılması, aynı zamanda işte cesur gemicilerin ortaya çıkması, yeni ticaret yollarının kısa yoldan Hindistan'a ulaşmak amacıyla aranmak istenmesi bu keşiflerin temel amacı olacaktır. Nitekim birçok önemli burada gezgin, birçok kaşif dünyanın farklı alanlarında önemli keşif hareketleri gerçekleştirecek, dünyanın farklı noktalarını keşfedecektir diyelim. Peki bu keşifler sonucunda neler gerçekleşti? Onları ele alalım. Bir defa dünyanın yuvarlak olduğu burada ortaya çıktı. Yine yeni yerler ve kültürler keşfedildi. İşte kakao, vanilya, domates, patates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfedildi ve bunlar Avrupa'ya taşındı. Yine Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıktı. Madenciliğe geldi. Buradaki madenler ne? Önemli madenler. İşte altın, gümüş gibi doğada böyle kıt olan, az görülen madenler zenginin kaynağı olarak burada esas olarak görüldü. Yine Hristiyanlık yeni yayılma alanları burada buldu. Ticaret yolları yer değiştirdi. Özellikle ticaret artık Akdeniz'den çıkarak Atlas Okyanusu'na yöneldi ve buradaki limanlar önem kazandı. Atlas Okyanusu önem kazanırken özellikle biz Akdeniz limanlarının ve Akdeniz ticaretinin de önemini kaybettiğini ifade etmemiz mümkün. Ne zamana kadar? Ta ki Akdeniz'de Süveyş kanalı açılana kadar. Evet, Hint Deniz Seferleri'ne gelelim. Şimdi Hint Deniz Seferleri'nden bahsedelim. Şimdi Hint Deniz Seferleri bu ticaret yollarının değişmesinden sonra özellikle Osmanlı'nın kendi ticaretini tekrar zenginleştirmek istemesi, Akdeniz ticaretini tekrar artırmak istemesi o alanda etkin olmasını istemesi üzerine gerçekleşecektir. Burada baharat ticaretini ele geçirmek isteyen bir defa Portekizlere karşı bir mücadele temel neden. Yine Portekizlerin Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e giriş çıkışını engellemesi ve oradaki ticarete zarar vermesi, aynı zamanda Gücelat hükümdarının yardım istemesi üzerine bu seferler düzenlenecektir. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint Deniz Seferi 4 defa gerçekleşecek. Bu seferler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Peki niye başarısız oldu? Bir defa bu seferlere gereken önem verilmiyor. Osmanlı donanması okyanusa ve okyanus şartlarına uygun değil. Portekiz donanması daha güçlü. Osmanlı donanmasını zaten burada gerçekleşen seferlerde yenecektir. Yine Hint denizinin burada Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınmaması, bilinmemesi önemli bir etken. Yine Gücelat sultanlarının Osmanlı donanmasına yardım etmemesi de temel bir etken. Nitekim Osmanlı bu deniz seferlerinde gerekli başarıyı elde edemeyecek. Akdeniz'de güçler değişiyor kısmına gelelim. Şimdi Akdeniz önemli bir ticaret unsuru, önemli bir iç deniz olacaktır ve buraya baskın olan devletler gerek İpek yolu gerek baharat yolunda önemli bir kazanım elde edecek. Nitekim Ümit Burun'un bu coğrafi keşiflerle beraber keşfedilmesiyle beraber Akdeniz ticareti ikinci plana düşecekti. Burada biliyorsunuz Osmanlı'nın elde etmiş olduğu bir mağlubiyet var. Hangi mağlubiyetti o? İnebahtı mağlubiyeti. Bu mağlubiyetten sonra Venedik, İspanya ve Papalık ittifak kurarak burada Akdeniz'deki Osmanlı varlığını tehdit edecektir. Osmanlı da ekonomik avantaj arayışı ve Batı Avrupa'daki Habsburg'a karşı müttefik bulma amacıyla da özellikle İngiltere'ye
1580'de ticari imtiyazlar tanıyacak ve Akdeniz siyasetinde biraz daha baskın rol oynamaya çalışacaktır. Yine zamanla Hollandalılara da Akdeniz'de İspanya'ya karşı ittifak kurabilecekleri bir deniz gücü olarak görecekler ve Hollandalılara da imtiyaz hakkı verilerek ticari yönüyle önemli antlaşmalar, sözleşmeler imzalanacaktır diyelim. Dikkat ederseniz devlet çıkarı doğrultusunda önemli ittifakların burada gerçekleşmiş olduğunu da görebiliyoruz diyelim. Evet, Akdeniz'de güçler değişiyor konusu da bizim bu bağlamda baktığımız son konu olacaktı diyelim. Ödüllü sorumuza gelelim. Günümüzde Türk Denizcilik Günü olarak kutlanan savaş hangisiydi? Bunu derste bahsetmiştim. Bakalım dersi iyi dinleyen herkes mutlaka yorum kısmına bunu yazacaktır. Mutlaka yorum kısmına bunu paylaşın. Gelecek derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.